Assalamu alaykum muhtaram ahli islam, birodaron ikrom, hurmatli otaxon, onaxonlar, aziz yurtdoshlar. Hammamizni kundalik hayotimizda doimo lozim bo'lgan amallardan bittasi Allohning rahmatiga noil qiladigan, jannatdan nasibador qiladigan, o'ziga bandasini yaqin bo'lishiga bir vasila bo'ladigan odoblardan bittasi duoni fazilatlari haqida baqadri imkoniyat ma'lumot berishni maqsadga muvofiq deb topdik. O'zingizlarga ma'lumki, oxirgi paytlarda shunaqangi bir xil oqimlar, har xil yo'lda yurgan insonlarni kelib chiqish natijasida duoni nima keragi bor degan insonlarni ham eshitdik. İbadetlerden keyin dua kıladigan payit yakınlaşken payitlerde onlardan turup çıkıp gitken insanların yan taifesini gördük. Ve halen ki Allah kelamı Kur'an'da merhamet kıladı ki Estaizu billah ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum. Dua kılıyler men dualarilerini kabul kılaman deyip. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özlerini mübarek hadislerde dua ibadetinin mağızı, dua mu'minlerinin kuralı degan ekanlar. Endi duanın o'ziga xos bir odobları bor ekan ki, dua qilishimizdan oldin avval Allah'a hamdü sana etib, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavatlar etib, kıblaga teveccüh qilgan holatda imkon bo'lsa tahoratda bo'lishligimiz, duanı huşu huzu bilen kılıçligimiz, dua kılıngan peyitlerde bir hıllar kollarını tizzesige koyup, bir hıllar osmonga kötergen halette kigenlerini göremiz. İmanlı mekanı kalp bogenligi uçun, kalp beraberi de kolunu kötergen halette dua kılıçlik. Dua kılıngan de Allah'a hamdü sana, Kur'an'daki ayetler, muaddes şunday sözler tilimizden çıkkanligi uçun, duada ağzımızda hem türlü hilhidlerden hak bogan halette dua kılıçlik, duanı uzige has bir adabları deneken. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem duanı gafil kalbilen kımaylar. Dua kigen peytilerde işana digan halette, mene şu duayım şüphesiz Allah'ını dergahıda kabul buladı digen niyet bilen duaklı ilerdip sahabelerge daima uhturup gelerek eller. Endi duanı kabul buladigan saatleri, duanı kabul buladigan faziletli külleri, dakikaları varken, bular hakkıdayem ilahi menbalarımızda haber verilgen. İki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılediler. İki vaxt vardır ki, o vaxtlarda osmon eshigi açık bo'ladi. Dualar şüphesiz kabul bo'ladi. Birincisi azan etilgen vaxt. İkincisi düşman bilen kokrakma kokrak doğru kegen, birgi toqnashgan bir vaxt. Muazzin azan etuvchi azan etken vaxtda osmon eshiklari açıladı. Ve dualar kabul bo'ladi. Muazzin azan okuyatken vaxt Allah'dan istegi bo'lgan adam azanını muazzin ketiden tekrarlab okusun. Azan tugagandan son ise azan duasını okusun. Azan duasını okuyan insan arzusunu Allah'dan sorasa elbette Allah onu rad etmeydi. O insanın istegini Allah beredi. Hazreti Cabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgan hadislerde aytadilar ki keçesi de şunday bir vaxt var ki, bir Müslüman bu vaxtda dua kısa dünya ve ahiret üçün Allah Ta'ala'dan nimeni sorasa, elbette soragani beriladi. Bunday mübarek saat her bir keçede var. Tünni ahirgi kısmı hakkıda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şunday degerler. O şunday bir vaxt ki, bunda farishtalar tayyor turadi va duolar qabul bo'ladi. Tunni yarmi osmon eshiklari ochiladi.
ve bir nida keladi. Ey duo qiladiganlar bormi? Duosi qabul bo'ladi. Bir narsa istaganlar bormi? Istagi beriladi. Bu vaqtda zulm qilgan va birovni haqqini nohaq yeganlardan tashqari har bir musulmonning duosi yaratganning dargohida ijobat bo'ladi. Juma kuni shunday bir soat borki, ushbu soatda musulmon Allohga duo qilib nimani so'rasa, albatta duosi qabul bo'ladi. Shuningdek, Arafa kunlarida qilingan duo ham qabul bo'lishligi Ramazon oyida Allohni ko'p zikr etgan musulmonning gunohlari kechirilishi va duolari qabul bo'lishi kitoblarimizda zikr qilingan bo'lsa, Allohdan istagi bo'lgan inson farz namozlardan so'ng Allohga duo qilsa, qilingan duolari albatta yaratganning dargohida ijobat bo'ladi. Duosi qabul bo'ladigan insonlar haqida ilohiy manbalarimizda zikr qilinadiki, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadislarida 3 xil inson bor. Shu insonning duosi qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. Ota-onani farzandni haqqiga qilgan duosi qabul. Mazlum, zulmda yurgan insonning duosi qabul. Musofir odamning duosi qabul degan ekanlar. Ayniqsa otani duosi Allohning nazrida tez qabul bo'lishligi kitoblarimizda zikr qilingan ekan. Shu bilan birgalikda otani itoatidan chiqmagan farzandni ham duosi Allohning nazrida qabul. Jamoatda yuramiz. Ko'pchilikning ichida yurgan paytlarimizda ayrim akalarimizni Alloh darajasini ulug' qilganligi, xalqi nazariga, haqqi nazariga tushganligi ko'p jihatdan havas qilsa arziydigan insonlarni toifasidanligini ko'rgan paytimizda ko'pchilik guvohlik beradiki, bu insonni shu darajaga yetib yurishi, odamlarning hurmatiga sazovor bo'lishi ota-onaning duosini olganligi, otani duosi onani duosiga sazovor bo'lganligini sharofati deb guvohlik berishadi. Boshi yastiqqa yetib qolgan, bemor bo'lib dard chekib yotgan dardmand odamning ham duosi Allohning dargohida qabul. Ro'zadorlikda kunlarini o'tkazib, og'iz ochishdan oldin iftorlik vaqtida qilingan ro'zadorning duosi qabul. Allohning kalomi Qur'onni yod qilib, qalbiga Qur'on jo bo'lgan, o'qiganiga amal qilib yurgan hofizi Qur'onlarni, qorilarning duosi Allohning nazrida qabul. Qadami Allohning baytiga yetib, haj amallarini ado etib, hojilik nomiga dog' tushirmasdan chiroyli amal qilib yurgan hojilarning duosi Allohning nazrida qabul. G'oyibona qilingan bir insonning orqasidan g'oyibona qilgan duolarimiz yaratganning dargohida qabul. Adil podshohlar, adolat bilan elni ustida hukm qilib turgan adil podshohlarning duosi qabul. Ustozni shogirdni haqqiga qilgan duosi qabul. Ko'pchilik yig'ilgan joyda, jamoat bo'lgan joylarda qilingan duo Allohning nazrida qabul bo'lar ekan. Duosi qabul bo'lmaydigan insonlar haqida ham kitoblarimizda zikr qilinadiki, Ibrohim Adham Basrani bozorini aylanib yurganlarida bozor ahllaridan birlari savol qildilar. Ey Ibrohim Adham, bir savolimiz bor. Alloh kalomi Qur'onda marhamat qiladi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, men duoingizni qabul qilaman degan va'dasiga binoan biz duo qilamiz. Kechalari turib, tun saharlarda, sahar mardonlarda duo qilamiz. Yig'lab duo qilamiz. Lekin duolarimizni qabul bo'yotganligini sezganimiz yo'q dedilar. Shunda Ibrohim Adham javob qilgan ekanlar. Duoingizni qabul bo'lmasligini sababi sizlarda 10 xil yomon illat bor ekan. Mana shu 10 xil yomon illat tufayli duoingizlar qabul emas. Birinchisi, Allohni bor deysizlar, Allohni bir deysizlar. Allohni borligiga, birligiga iymon keltirasizlar u, lekin Allohni buyruqlarini ado etmaysizlar,
qaytarganlaridan qaytmaysizlar. Mana